Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Özgür Çetin. CES'teki maceramız devam ediyor. Birbirinden ilginç, enteresan ürünlerle dolaşmaya devam ediyoruz. Şu anda Lenovo'nun etkinliğindeyiz. Şimdi şurada görüyoruz. Hemen şöyle biraz çekeyim şuraya. Bakın şöyle bir bilgisayarımız var. Bu Lenovo Yogabook C930 modeli. Bu modelin önemli özelliği dünyanın iki ekranlı ilk bilgisayarı olması. İki ekran nasıl oluyor? Bir tanesi E-Ink, diğeri ise normal bildiğimiz standart ekran. E-Ink ekranı istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz. Tuş takımına değiştirebiliyorsunuz. Türkçe de desteği var bu arada. Ayrıca oraya yazı falan da yazabiliyorsunuz. Kitap okuyucu olarak da kullanılabiliyor. Şimdi gelin bu ürünün detaylarına bakalım. Şimdi Lenovo'nun yeni tanıttığı Yogabook C930 modeline bakıyoruz. Bu çok ilginç bir ürün gerçekten. Şimdi burada bir klavye görüyorsunuz değil mi? Aslında bu E-Ink teknolojisine sahip olan bir ekran. Klavye gibi görünüyor. Buradan mesela değiştiriyorsunuz. Bakın başka bir şey oldu şu anda. Buraya yazı yazabiliyorsunuz böyle. Şurada kalemi var. Şöyle bir kalemimiz var. Kalemle buraya yazı yazabiliyoruz. Sıkıldık. Tekrar buraya bastığımız zaman şurada bir tuşumuz var. Bakın şimdi netlik yapalım. Şuna bastığımız zaman tekrar klavye geliyor. Burada ben az önce sordum beyefendiye. Bu tuş takımı Türkçe olarak da gelecekmiş sordum. Türkçe desteği var dedi ama download etmeniz gerekiyor. Yani internetten indirmeniz gerekiyor. Çok enteresan. Şimdi teknik speklerine bakayım ürünün. Yogabook C930 7. nesil Intel Core işlemcisi kullanıyor. Dünyanın ilk E-Ink teknolojisine sahip çift ekranlı ürünü. İkinci olan E-Ink teknolojisi aynı zamanda bir kitap okuyucu olarak da kullanılabiliyor. Şu taraftan bahsediyoruz. Dünyanın en ince ürünü bu arada. 9.9 mm. Şöyle göstereyim bakın. Gerçekten kağıt gibi bir şey yani. Çok başarılı. Toplam ağırlığı ise cihazın 790 mm. Onu da söylemiş olayım. 4 GB'a kadar RAM oluyor. 256 GB'a kadar da SSD desteği olduğunu söyleyelim. Şimdi ekranımız da 12 inçmiş. Gerçekten de vallahi çok şık bir cihaz yani şöyle söyleyeyim. Bu ekran kalemimiz burada. Kalemimiz şurada. Kalemi de buradan. Ekran dokunmatik bu arada. Dokunmatik olarak da kullanabiliyorsunuz. Şöyle bir bakayım yan taraflarına. Yan taraflarımız da bu şekilde. Şöyle bir göstereyim. Zoom gireyim buraya biraz. Evet yan tarafımız böyle. Buradan bağlantılarımız görüyor musun? Çok çok ince olduğunu söyleyeyim. Çok ince gerçekten. Kağıt gibi bir ince. Yani bu şeyi beğendim ben. Tabii bunlar birazcık böyle oyuncak tarzı ürünler arkadaşlar. Yani böyle hani alalım kullanalım filan tarzı ürünler olur mu? Belki ileride olur ama şu anda birazcık oyuncak tarzı ürünler. Cihazın fiyatını da sordum. Ortalama $999 civarında olacak dediler ama hani daha iyi donanıma göre fiyat biraz artabilir veya biraz daha basit bir donanım isterseniz fiyat düşebilir dediler. Böyle de bir ürün gerçekten çok başarılı olmuş. Dediğim gibi bu biraz oyuncak tarzında bir ürün. Hani böyle alayım kullanayım falan günlük hayatta çok işe yarar mı? Ben çok zannetmiyorum. Ama gelecekte olabilecek olan çalışmalarda bizim işimize yarayacağını söyleyebilirim. Evet iki ekranlı Yoga C930'u inceledik. Baktık özelliklerini değerlendirdik. Biraz böyle hani Toys for Big Boys dediğimiz büyükler için bir oyuncak tadında bir ürün olmuş. Ama neden olmasın? Belki önümüzdeki yıllarda bu tarz ürünlerin sayısı artacaktır. CES turumuz devam ediyor. En yeni teknolojiyi size aktarmaya devam ediyoruz. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde görüşmek üzere. Hoşça kalın.